İslam ile yönetilen bir ülkede yaşam tarzına müdahale var mıdır? Misal kumar, içki, zina, faiz gibi yasak olan şeylere devlet eliyle yasak olsa yasaklanmış mı oluyor? Ya da örtünmek farzdır, örtünmeyen bir kişiye müdahale olur mu? Olursa bu yaşam tarzına müdahale olmaz mı? İfade özgürlüğü ne kadar vardır İslam ile yönetilen ülkelerde? İslam tarzı, İslami eğitimde, İslami müdah şeylerde bir defa şunu bilmesi lazım bir insan. İslam yani Allah'ın emirleridir. Kul Allah'ın kuludur. Allah Celle Celaluhu bir kuluna, Allah Celle Celaluhu yani seni yoktan var eden, aklını veren, beynini veren, azalını veren, hayatını veren, her zerreni veren, her zerreni veren Allah seni en iyi bilendir. En iyi bildiği için de sana kurallarını ona şekilde ne yapmışı koymuştur. O yüzden İslam'da sonsuz ne vardır? Özgürlük vardır. Allah'ın kontrolü çerçevesinde. Şimdi özgürlük derken bunların anlayışı şöyle. Ne? Bunlar sadece özgürlüğü çıplaklığa bağlamışlar. Bilmiyorum anlatabildim mi? Ya çıplaklık özgürlük değildir ki. Çıplaklık özgürlük değildir. Çıplaklık tamamen Allah'a isyandır. Allah'a isyanı sen özgürlük olarak seni yoktan var eden, her şeyini ikram eden Allah Celle Celaluhu'na karşı gelmek, isyan etmek bu özgürlük nasıl kabul edilebilir yani? Bunu mu özgürlük kabul edecek yani? Şimdi soruyorum sana yani. Şimdi mesela evladım var. Evladım her şeyine karşı geliyor. Özgürüm ben karışmayacaksın bana. Her şeyinle isyan ediyor. Ha ne güzel evladım. Mı diyeceksin yani? Yok ya. Öyle mi diyeceksin yani? Kul. Neyin var? Aldığın her nefes Allah'ın vermiş olduğu ikram. Aldığın her nefes, gözler, beyin, kalp, bütün zerreler, her şeyini Allah verdi. Her şeyini Allah verdi. Veren Allah diyor ki, senin diyor, bu vücudunun en güzel yaşam tarzı budur diyor. En güzel, en rahat, en huzurlu. Tacizden, tecavüzden, kul hakkından. Faizden, belalardan, sıkıntılardan kurtuluşun en güzel yaşantısı budur. Ölçü bu. Böyle yaşayacaksın. Bu şekilde özgürsün. Yani kafa yapımızı değiştirmek lazım aslında hocam. Kafa yapımız Allah'la beraber yapmak lazım. Allah ölçülerini yapmak lazım. Bizi yoktan var eden ölçülerini yapmak lazım. En doğrusu o değil mi? Bugün mesela bir iş yerine gidiyorsun. Adam diyor ki bizim diyor iş yerinin ölçüleri bu diyor. Ben dinleme kardeşim işime bakalım diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Diyemiyorsun işte. Ama ben şu anda Türkiye'de şunu gördüm. Türkiye'de bir konu var. Tek konu ha. İkinci bir konu yok. Tek konu diyorum ben size. Bunları özgürlük anlayışı ne biliyor musun? Özgürlük anlayışı çıplak olacak millet. Bu millet de özgür. Ya ne alakası var ya? Burada %100 siz başka ya küfrün tasallutu altındasın. Özgür değilsin. Hocam. Küfrün tasallutu altındasın. Ona boyun eğiyorsun yani.